Merhaba herkese. Sevgili çocuklar, sevgili büyükler. Radyo Trafik'te Ankara'da şu anda canlı yayındayız. Şu an sesimiz Ankara'daki sürücülere ulaşıyor. Onlara birazdan mesaj iletmenizi rica edeceğiz sizlerden. Birer cümle Ankara'da şu anda direksiyon başında olanlara ne demek istersiniz? Birer cümle. Birazdan mikrofonları dolaştıracağız. Hepinizden tek tek cümle rica ediyoruz. Bu etkinlikteki son bölüm, bir 15-20 dakika kadar buradayız. Şurada 3 tane çocuk koltuğu var. Az sonra çocuk koltuğuna gerçekten ihtiyacı olan bir ebeveyn varsa aramızda, bu 3 koltuğu hediye etmek de istiyoruz. Ve hemen şöyle dönelim. Güvenli sürüş uzmanımız Mert İntepe burada. Bir psikologumuz var. Deniz Hanım, Deniz Bayel. Onlarla birazcık konuşalım. Çocukların güvenliği hakkında araç kullanırken, ondan sonra hediyeyi vereceğiz. Mert İntepe. Buradayım efendim. Önce bir çocukları bir susturalım. Sevgili çocuklar, bizi duyuyor musunuz? Biz duyamıyoruz. Biraz daha güçlü lütfen. İşte bu. Bütün Ankara duydu sizi. Radyodan da dinliyoruz sizi. Sevgili radyoda bizi dinleyen ve araç başında olan insanlara bir kere daha uyarıyoruz ve emniyet kemerimizi takma ve çocuk güvenliğiyle ilgili şu an kulaklarınızdayız ama sizle beraber bir şeyler yapacağız. Ve tek ricamız neydi? Direksiyondayken cep telefonu kullanılmamasını rica ediyoruz. Çocuklarımız annelere ve babalarına söyler mi sence Cezayir? Anne babası araç kullanırken ya da büyüğü telefonuyla konuşanlar var mı çocuklar? Konuşuyorlar mı? Vay, ne kadar çok. Peki uyarıyor musunuz? Ne diyorsunuz onlara? Mikrofon verelim. Tek tek soralım. Ben de mi? Şimdi biz şeyi konuşalım. Burada veliler de var. Sayıca az da olsalar. Ben de bir babayım. 5 yaşında bir kızım var. Sevgili psikologumuz sağ olun hepsini. Onları... Bir dakika, az sonra. Söz vereceğiz. Onları şeye oturtmakta çok zorlanıyoruz. Çocuk koltuğuna oturtmakta çok zorlanıyoruz. Ne yapmamız lazım? Birkaç böyle püf nokta söyler misiniz bizi, onları ikna etmemizi sağlayacak? Valla evet, yani anne babaların en çok aslında yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu. Yani işte arabaya oturttuğunuz anda hemen işte otokoltuğundan inmek istemeler. Hı hı. İşte emniyet kemeri sıktığı mesajları, işte bir yerden bir yere değişiklik yapmak isteme. Neden ben ön koltukta oturamıyorum da arka koltukta oturmak mecburiyetindeyim gibi bir takım böyle eleştiriler, bir takım mızmızlanmalar. Bunu evet yaşıyoruz. Yani burada şöyle bakmamız lazım. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Mesela çocuğumuz diyelim ki eline bir bıçak aldı ve ağlamaya başladı. Diyor ki işte ben bu bıçakla illaki oynayacağım. Şimdi biz böyle bir durumda aman evladım işte ne olacak sen ağlama yeter ki bu bıçakla oyna diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü diyoruz ki sonuç itibariyle onların güvenliği bizim her zaman için en büyük önceliğimiz. Ya da benzer bir örnek, camdan dışarı sarkıyorlar. Aman evladım ağlamasın yeter de sarksın aşağı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yani o yüzden bizim burada aslında ne kadar kararlı olduğumuz ve aslında böyle bir kuralın olduğunu hem çocuğumuza net bir şekilde paylaşmamız hem de istikrarlı bir şekilde bunu aslında takip etmemiz önemli. Kararlı olacağız. Kararlı olacağız, istikrarlı olacağız. Bir sefer evet, bir sefer hayır demeyeceğiz. Ama sürekli bağıran, sürekli ikna olmayan ve bizi de o anda zor durumda bırakan bir çocukla karşı karşıyayız. Kararlılık dışında da başka bir şey yapmalı mıyız? Şunu yapabiliriz mesela, diyelim ki bir yere gideceğiz ve çocuğumuz otokoltuğuna binmek istemiyor. Gitmeyeceğiz. Yani gitmeyeceğiz. Çünkü orada baktığınız zaman eğer çocukla o mücadeleye girerseniz eğer ve çocuk zaten ağlarsa, yani yapabileceğiniz tek şey o zaman çocuğu mümkün olduğunca tabii ki ikna etmeye çalışmak, yani doğrusunu ona yapmak. Ama tabii ki çocuğa orada bir fiziksel baskı yapamayız. Bir yere kadar ancak olabilir. Orada da gerekiyorsa o seyahate gitmeyeceğiz. Çünkü diyeceğiz ki bu araba ancak çalışmasının tek bir koşulu var. O da senin bu araba koltuğuna oturman. Eğer diyelim ki beraber bir eğlenceye gidiyorsak, bir yemeğe gidiyorsak o zaman demek ki gidemeyeceğiz deyip gerekiyorsa arabadan ineceğiz. Ben şimdi çocuklar, koltuğa, çocuk koltuğuna neden oturmak İstemiyorsunuz? Bu konuda söz söylemek isteyen var mı? Neden istemiyorsunuz koltuğa oturmayı? Evet, önlerden. Hemen bir tane mikrofon verelim bir çocuğumuza. Aslında inip sorabiliriz de oradan. Bazen rahatsız oluyorum.
Ne rahatsız ediyor seni? Yani canımı acıtıyor bazen. Acıtıyor. Koltuk. Evet. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Koltukta bir sorun var. Bize ismini söyler misin lütfen? Arda Boğaç Karaltın. Arda'cığım, aslında bu otokoltuklarında emniyet kemerinden büyük ihtimalle sen rahatsız oluyorsundur diye düşünüyorum. Acaba çok boynunu kesiyor olabilir mi? Çok böyle yanağına doğru geliyor olabilir mi? Evet, aslında bu bir problem ama çözümlü bir problem. Yani aslında araçlarda bu emniyet kemerinin senin vücudunda nereye geleceğin, normalde olması gereken şey ne? Emniyet kemerinin omzumuzun ortasından geçmesi, öyle değil mi? Sen oradaki annenle, babanla, kiminle seyahat ediyorsan onlardan rica edebilirsin ve emniyet kemerinin yükseklik ayarını senin için yapabilirler. Peki. Ya da bu emniyet kemerlerinin sizin böyle göğsümüze gelen tam şu alanda bir şekilde rahatlatmak için böyle yumuşak, süngerimsi bir takım aparatlar var. Belki öyle bir şey de bir çözüm olabilir. Yani aslında burada şöyle düşünmek doğru. Hani bunu nasıl acaba biz bir çözüme getirebiliriz? Birazcık beraber annenle babanla bunu konuşabilirsen ben muhakkak onların seni dinleyeceklerini ve senin fikrini önem verip bir çözüm için yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Bir çocuğumuza daha soralım. Niye koltuğa binmek istemiyorsunuz? Sizi sıkan bir şey mi var? Başka bir sorun mu var? Orada zıplayan bir arkadaşımız var. Heyecanlı bir arkadaş var. Evet, verelim mikrofonu. Verdik. Verdik mi mikrofonu? Buyurun. Bize ismini söyle lütfen. Şey, beni rahatsız eden şey benim tikim gibi bir şeyim var. O ne? Yani... Zor hareket beni iple bağlasanız tikim oluyor ve kuduruyorum. Bağlasan durmam diyorsun. Evet. Senin ismin ne? Kerem. Kerem. Nasıl anladın tikin olduğunu? Onlarca Kerem var yalnız bu arada. Bazen abim falan beni oyun amaçlı böyle yorgana falan sarıyor. O ara kuduruyorum yani. Hareketli. Peki hareket koltuğa oturuyor musun çocuk koltuğuna? Yok. Hiç oturmuyorsun. Hayır. Peki. Ailenizde çocuk koltuğu var mı? Sizin ailede, evde? Arabada var mı? Arabada var mı? Şey, bizim ailede biri kullanıyor. Ama öz bir şey, kan bağımız yok. Kendisi süt kardeşim. O da burada da. Kullanan süt kardeş sadece. Evet. Umarım sizin ailede yansır bir süre sonra. Şimdi zor çocuklar var. Muhtemelen arkadaşımız da o zor çocuklardan, o hiperaktif çocuklardan biri. Bir şeyle onu ikna etmem lazım benim. Başka bir şeyle, ne oyunla vesaire. Hocam ne yapmamız lazım? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aslında hani böyle hepimizin küçükken de uzun yolculuklar vardı, hatırlarsınız. Böyle bir türlü o yollar bitmezdi. Ve orada da aslında biz aile olarak bir takım böyle oyunlar keşfetmemiz, beraber oynamamız aslında mümkün. Evet. En basit mesela işte araba rengini takip edip herkesin diyelim ki bir rengi seçip işte kırmızı araba, beyaz araba, siyah araba seçip kim kelime daha fazla arabayı satacak? Kelime türetmeceler kelime oynatıyoruz. Kelime türetmece olabilir. Dikkatini aynen dağıtalım. Sıkıldığını önlemek lazım. Çünkü hissettirmemek lazım. Çocuk sıkıldım dedikçe arabayı kullanan ebeveyn de yoldan sıkılıyor ve strese giriyor. Peki. Çocuklar şimdi birkaç cümlede sizden şu anda Ankara'da araba kullanan birçok sürücü radyoyu dinliyor. Ve sizin sesiniz de radyodan duyulacak. Ne demek istersiniz sürücülere? Birkaç cümle alalım. Biz şimdi... Biri konuştu. Ben... Tanıyalım mı sizi? Azra Akıl. Buyurun. Şimdi... Azra Akın mı? Akıl. Mu? Akıl. Akıl. Tamam, harika. Ne kadar küçülmüş dedim Azra birden. Şimdi derim ki çok hızlı gitmeyin. Öyle. Hız yapmayın. Hız yapmayın Azra. Çünkü biz çocuklar korkuyoruz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir de benim yükseklik korkum var, ondan korkuyorum. Peki. Peki, hemen diğer arkadaşımıza verelim. Kırmızı ışıkta geçmeyin. Harikasın. Çok güzel. Duyun bunları. Hey lütfen. Büyükler, trafikte saygılı olun. Biz çocuklara örnek olun. Alkışlıyoruz. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka? Trafik kurallarını uysunlar, emniyet kemerlerini bağlasınlar. Mutlaka. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bilinçli bir nesil geliyor aslında ama bakalım. Kemerlerini taksınlar ve trafik kurallarından çıkmasınlar. Peki seni tanıyabilir miyiz? Adım Ege Demir. Ege Demir, bize söyler misin hangi koltukta kemer takmalıyız? Sadece ben önde takıyorum mesela kendim. Hiç arkada takmıyorum. Ne yapmam lazım? Ön ve arkada takmalıyız.
Hem ön koltukta hem arka koltukta. Tamam, evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi radyodaki sevgili dinleyenlerimiz, koltuk konusuna çok odaklandık ama bunun dışında da çocuk güvenliğiyle ilgili bir şeyler söylememiz lazım. Hani, Mert Bey. Şimdi uzmanımızdan sonra konuşurken şöyle bir şey de aklıma geldi. Ailelerin bunu küçük videolarla evde seyrettirmesini önermeyi söylemek istiyorum. Yani hepimizin evinde bilgisayar var ve YouTube'da ya da herhangi bir kanalda bunları seyredebilecek bir sürü görüntü var. Bu görüntüleri çocuklarına seyrettirmelerini öneriyorum. Yani çocuk koltuğu kullanmazsanız ve emniyet kemeri takmazsanız bu nasıl bir sonuç doğurabilir? Görsel hafıza ve tetikleyici hafıza trafikte araç ile hareket ederken çok önemli bir hal alıyor. Sonra hatırlıyor musun, biz seninle böyle bir video seyretmiştik sohbeti başladıktan sonra, oradaki ikna edebilme kabiliyeti fazlalaşıyor. Ne dersiniz bilmiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz ama orada hani simülasyon olmasına dikkat etmekte fayda var. Çünkü hani aksi durumda aslında hani böyle bir sürü farklı korkutucu biliyorsunuz. Korkutucu görüntüler olmamasında fayda var. Tabii ben ki. Size hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Çocukları izletme dışında aslında ben bütün yetişkinlerin de bu videoları, harika, kendilerinin de izlemelerini çok, evet, öneririm. Çünkü biz eğitimlerimizde bunu gösterdiğimizde gerçekten etkisi çok farklı. Çünkü insanın hani dedik ya, çok önemli bir mesaj verildi. Hani 10 kilogramlık bir çocuk bir öne çarpışma anında 50 kilosu fazla çarpı şekilde, yani 500 kilogrammış gibi fırlıyor, hı-hı, dendi sabah konuşmada. Yani bizim bir şekilde böyle bir anda nasıl bir görüntünün olduğu, o çocuğun nasıl fırlayabileceğini görmemiz gerçekten de o işe ne kadar inancımızın artmasıyla otomatikman etkileniyor yani. Peki şimdi çocukların en fazla kazalarda yaşadığı sıkıntılardan, sorunlardan biri çocukların işte camdan fırlaması vesaire. Niye biz anne ve baba olarak çocuğumuzu tehlikeye atabiliyoruz? Evet. Ya o kucakta tutabilmeyi nasıl düşünüyoruz? Bunun bir şey açıklaması var mı? Bilimsel bir açıklaması var mı? Yani bence neye dayanıyor şey anne baba? Bilimsel açıklaması zaten mantıken olamaz. Yani orada hani hep şey vardır ya, anne kucağı çok güvenlidir. Hı. Hani hiçbir şekilde bir şey olmaz mantığı var. Bize ama bir şey anne olmaz kucağı kafası. Evet, gerçekten de anne kucağı çok güvenli ama arabada değil. Arabada yani değil. Bunu kesinlikle net bir şekilde hani tartışmasız kabul ediyor olmamız lazım. Yani mümkün değil. En basit çarpışmada bile hani şey, evet, gibi bir şey düşünülebiliyor. Çok hızlı işte 80-90 yüzlerde böyle bir şey olur. Hayır, şehir 30 kilometre evet, hızda bile yani biz bir yan sokağa giderken bile eğer buna dikkat etmezsek Allah korusun ciddi anlamda yaralanma veya ölüm riskine maalesef sebep olabiliriz yani. Şunu da konuşalım. Çocuk koltuklarımız var. Evet. Satın aldınız. Çocuğunuza önem veriyor ve trafik emniyetine önem veriyorsunuz. Bu koltuğu arabada nereye bağlayacaksınız? Hı. Biraz da bundan bahsedelim. Bu bilgilendirmeyi yapalım mı? Genelde sağ ve sola konur. Okey, o zaman ben doğru biraz mu? Bir koltuğun yanına giderek söylüyorum. Şimdi Mert Bey bir koltuğun yanında sevgili dinleyiciler, göremiyorsunuz. Buyurun. Bu koltuk arabanızın neresinde duruyor çocuklar? Bize bir şey söylemek ister misiniz? Ya da anneler, ebeveyn, babalar, kim bize katılmak ister misiniz? Çocuk koltukları aracın arkasında nerede duruyor? Buradan bir şey söylemek isteyen nerede var mı? Durmalı? Duruyor önce, hani duruyor sonra durmalı. Buyurunuz. Dinliyoruz, mikrofon var efendim. Teşekkürler. Öncelikli olarak bu programı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir program. Elinize sağlık. Arabaların arka tarafında sağ tarafta olması en güvenilir, en iyi yer olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz Bilge, ama bunu kimden öğrendiniz? Bunu kim öğretti bize? Arka sağda olur. Bu kimden bilgi? Sanırım çok eski bir bilgi. Tamam. Hatırlayamıyorum. Ama peki, büyük ihtimal emniyet geçmişten gelen bir mensupları tarafından en güvenilir neresi olacağı büyük ihtimal bunlar deneme yoluyla yapılmış bir çalışmadır. O şekilde düzenlenmiştir. Oradan başka fikri olan var mı? Buraya bir şey eklemek isteyen var mı? Buyurunuz efendim. Siz de bir şey söylemek istiyorsunuz. Ben kızımdan öğrendiğim kadarıyla, kendisi 9 yaşında, anne ortada durması gerekiyor dedi. Oo, bravo. Tebrik ediyoruz. Şimdi radyodan da bizi dinleyenler var. Çocuk koltuğunuzu aldınız, arabanızın arka koltuğuna bağlamak istiyorsunuz. Sağ tarafa ya da sol tarafa bağlamamanızı rica ediyoruz. Bu koltuğu arka koltuğun tam ortasına bağlayabilirseniz, kural 1, çocuk dikiz aynasından direksiyonda olan anne babayla görüşerek sıkılma problemini ortadan kaldırır. Kural 2, direksiyondayken anne ya da baba arkaya dönmeden yola bakarak konuşmaya devam edebilir. 3 ve en önemlilerinden birinden bahsediyorum. Eğer sağ tarafı koyarsanız ya da sola koyarsanız arkada,
dışarıdan gelecek darbe çok yakın olduğu için çocuğunuz bu koltukta ne kadar emniyetli de olsa trafik kazasından uzak kalamaz. Bütün dünyadaki yapılan araştırmalar diyor ki çocuk koltuğunuzu arka ortaya bağlayın lütfen. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. İki çocuk. Güzel. Güzel. Soru geldi. Şimdi yani yapacak bir şey yok. Bu hani yan yana koy. Ya minibüs türü bir araba alacaksınız, hepsini arkaya koyacaksınız, 7 koltuklu bir şey alacaksınız. Ama bundaki tek sebebimiz, çünkü bazen çocuklar şunu yapıyor. Sağ tarafta olan çocuğun yaşına uygun olarak annenin görebileceği ya da babanın görebileceği yere koyuyoruz. Sonra yaşı büyümüş bir çocuk varsa, yükseltiyle kullanıyorsa onu da başka bir yere koymak. Aslında trafikteki derdimiz şu. Dün akşam ne konuşmuştunuz evde? Nasıl bir video izlemiştiniz? Bugün arabadaki sohbetiniz nasıl olacağın konusudur koltuğun yerleştirmesi. Çünkü çocuklarla seyahat ederken bunda uyuyan bir çocuğun ya da yükseltide uyuyan bir çocuğun çok büyük problemi var. Kafası düşüyor. Kafası düştüğünde anne baba olarak biz rahatsız oluyoruz ve evet, bu seyahat riskli bir hale geliyor. O yüzden yaşı büyümüş olanları kendi arkanıza, biraz daha küçük olanları ikiz mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İkiz mi? Yapacak bir şeyiniz yok efendim sizin. Orada tercih sol sağ, biri ortada, biri sağda ya da bir solda. Bir gün bir tanesini bir tarafa, bir gün bir tanesini bir tarafa. Gibi. Emniyetten birileri var mı aramızda? Radyodan yayına arayanlar var ve çocuk koltuğu ile ilgili şöyle bir soru var. Ceza kesiliyor mu diye. Ama kimse yok galiba. Var mı emniyetten bir arkadaşımız? Daireden bir arkadaşımız var orada. Ceza kesiliyor mu? Rakam ne kadar? O konuda bize... Evet. İllaki kesiliyor tabii. Çocuk koltuğu ile yolculuk yapmayan sürücüye ceza kesiliyor. Çocuğu tabii, varsa. Yani sonuçta cezai bir madde var. Hı-hı. Uygulandıktan sonra uygulanıyor yani. Bravo, yani bir cezai kesinlenebiliyor. Yazan tamam. Tarafı var kanunda. Net cevap veremedik ama böyle bir madde var. Bunu şöyle düşün. Şimdi umarız şöyle uygulanır. Düşün. Hani arka koltukta emniyet kemeri takmak uzmanımıza da ben soruyorum. Herkese dinlesin. Bu ülkede yasal zorunluluk mudur? Zorunluluktur. Evet. Kaç yılından beri zorunluluktur efendim? 90'lardan bu yani. 1997. 7. Şimdi bizim ülkemizde 1997 yılından beri arka koltukta emniyet kemeri takmak nasıl yasal zorunluluksa çocuk koltuğuyla seyahat etmek de böyle bir zorunluluk. Evet. Ama şehirlere olarak değişken olarak uygulama değişebilir ya da cezai müeyyide, yani radyoya gelen soruya cevap vermek için söylüyorum. Peki. Cezai müeyyide uygulanabilir, gayet normaldir. Peki. Ama çok özür dilerim. Buyurun. Şöyle bir şey de bence altını çizmekte fayda var. Yani bence anneler babalar gerçekten de hani kararlarını, hani ceza hiçbir zaman aslında tam da ceza olmaz. Çok önemli bir şey tabii ki. Hani ama baktığınız zaman o bizim kendi o bilince sahip olmamız. Yani evet, ceza yemeyelim diye bu kararları yapmak değil de yani gerçekten de bunu inandığımız ve bunun doğru olduğunu düşündüğümüz için. O zaman bizim burada bu salondan söz almamız, şu an bizi dinleyicilerimizden söz almamız lazım. Bu salondan ayrıldığımızda ve bir arabaya bindiğimizde ön koltukta ya da arka koltukta herkes kemerini bugün takarak gidecek mi? Söz alabilecek miyiz sizce? Evet, bir deneyelim mi beraber? Bence de bir denemek lazım. Evet. Görelim bakalım. Buyurun. Evet, ne diyor? Size bırakıyorum. Diyor? Buyurunuz. Peki şimdi buradan çıkıyoruz. Eve gidiyoruz. Yoldayız. Ön ve arka koltukta kemerimizi takıyor muyuz, takmıyor muyuz? Söz verebilir misiniz? Söz verir misiniz çocuklar? Ne varsa çocuklar biraz var. Biraz zayıf ama sanki oldu bu söz ya. Bilmiyorum, yetişkinlerde. Bir tatmin olmadı mı? Peki. Fena tamamdır. Peki. Mikrofon uzatabilir miyiz arkadaşımıza? Tanıyalım sizi küçük hanım. Azgar Akıl, ben bir şey sormak istiyorum. Babam beni ikide bir öne oturtturuyor. Ben oturtma, ben arkaya oturmak istiyorum diyor. Babam hayır diyor. Evet, zor bir durum. Azra'cığım sen bu akşam bir ricamız var. Bir dakika, Azra koltuğunuz var mı peki? Babamın evde var, bazenleri arabasına takıyor, bazenleri takmıyor. Hayır, senin oturduğun bir çocuk koltuğun var mı? Vardı. Vardı, nerede şimdi? Şimdi babamın eski verdiniz. Bodrum'da, babam baba Bursa'da yaşıyor. Tamam, o zaman sana biz bir koltuk verelim. Olur mu? Olur. Onu bugün götürebilir misin? Götürürüm. Harika. O zaman o koltuğu götürüyorsun. Yani tatillerde götürebilirim çünkü babam Bursa'da yaşıyor genellikle. Tamam. Hiç sorun değil. Ama senin bir koltuğun olmalı. Tamam. Tamam. Sen bu mikrofondan bize söz ver. Bu koltuğu her arabaya bindiğinde babana bu katıldığın semineri anlatarak senin arka koltukta oturman gerektiğini babana anlatacak mısın bir kere bir?
Bize bunu anlat lütfen. Anlatayım. Ne anlatacaksın babana? Babama derim ki baba lütfen bu koltuğunu arka koltuğa tak, arka koltukta oturmak istiyorum diyeceğim. Harika. O da muhtemelen evet diyecek kızım. Umarız, umarız. Sonra bize bir ara şey selfie falan çeker, fotoğraf gönderirsin, bakarız, tamam? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz iki koltuğumuzu daha hediye edelim. Yavaş yavaş programı, yayını tamamlayalım. Küçük hanımefendiye yine... Arkalardan da yardım alalım. Geleceğin benim babam da öne oturmama izin vermiyor, arkaya oturmama izin babana veriyor. Babana alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Öyle olması lazım. Güzel. Başka çocuklar var mı? Erkeklerden, evet var. Buyurun beyefendi. Ben ilk önce bir şey demek istiyorum. Artık herkesin yeni nesil bir arabası var yani. Vay, çok güzel cümle. Artık arabaların arka koltuklarında bebeklerin ya da çocukların oturması için Isofix bağlantıları var. Of 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 of. Sen bir eğitmensin. Bence sahneye gelmelisin sen. Bence sahneye gelmelisin. Seni alkışlayarak sahneye almak istiyorum. Gel lütfen yanıma gel. Sen bir eğitmensin. Bilseydim senin burada olduğunu ben gelmezdim İstanbul'da. Gerçekten sen anlatabilirdin bence bize. Hepimize burada birlikte Isofix'i bilen, yeni nesili bilen. Hatta benim koltuğuma alayım seni. Evet, ben artık senin gibi burada kenardayım ve bu sahne senin. Lütfen bunu böyle anlat herkese. Peki ismini alalım. İsmim Umut Eren. Evet. Umut Eren. Umut Eren. Evet Umut. Peki Umut. Kaç yaşındayız Umut? 10 yaşındayım. Umut Bey 10 yaşındalar. Peki, buyurun. Arabalarda yeni nesilde neler var? Neler gelişti? Şimdi yeni nesilde artık Isofix bağlantıları var. Evet. Bebek koltukları ya da çocuk koltukları artık düşmüyor. Oralara süper takabiliyoruz ve kilitleyebiliyoruz çocuk koltuklarını. Onun dışında artık konsoldaki ekrandan arka koltukları ve ön koltukları yatırabiliyoruz. Hatta kemer takmadıklarını bile görebiliyoruz. Kemer takmadıklarını bile görebiliyoruz. Işık veriyor, alarm veriyor zaten. Kemeriniz takın diye uyarı da veriyor. Harikasın. Gerçekten, gerçekten söylüyorum. Bana gerek yokmuş. Yani, Ankaralı eğitmen buradadır. Bundan sonra Ankara'da veliahtım olarak eğitimlere devam edebilirsin. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi? Teknoloji gelişti. Artık her şey ilerledi. Her şey kolaylaştı. Ama biz bir türlü o teknolojiye ayak uyduramıyoruz. Hala ne yazık ki işte bu tür konulara önem vermiyoruz, değer vermiyoruz. Sonra da çocuklarımız ne yazık ki hayatlarını kaybedebiliyorlar. O yüzden güvenlik çok önemli, ona dikkat etmemiz lazım. Diyelim, bitirelim mi? Evet, bitirelim. Peki. Bitirmeden bir mesajını ver lütfen. Bütün çocuklara ve anne babalara, sen çok deneyimli olarak o bilgini aktar. Radyodan. Çocuklara koltuklarını takın, Isofix'lerini bağlayın ve onların hayatlarını tehlikeye atmayın. Büyükler, siz de araba kullanırken telefona bakmayın ve hayatınızı tehlikeye atmayın. Peki, teşekkür ediyoruz. İki koltuğumuz daha var. Gerçekten ihtiyacı olan varsa o iki koltuğu da arkadaşlarımız takdim edecekler. Var mı? Bir hanımefendi var orada. Hiç soru sorun dediler bize. O işlere hiç girmeyelim. Gerçek ihtiyacınız varsa buyurun hemen gelin takdim edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Radyo yayını tamamlıyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Görüşmek üzere. Yardım edecek miyiz biz? Nasıl bir yardıma ihtiyaç var? Ya da biz Zeynep Hanım'la beraber yardım edelim mi? Evet. Şimdi yaşı itibariyle nasıl bir koltuk kullanmamız lazım? Kaç yaşındasın ve kaç kilosun? 9 yaşındayım. 9. 32. Burada hatırlatmamız gereken bir şey daha var arkadaşlar. Tüm dinleyicilere söylüyoruz. Çocuk koltuklarında biz eskiden 36 kiloya kadar çocuk koltuğu kullanılır ibaresiyle anlatıyorduk. Ama şimdiki durumumuz şudur. Boyumuzu kriter alacağız. Minimum 1.35, yani 135 santim olmadan evvel kural 1, ön koltukta oturamazsınız. 1.50'ye kadar ön koltukta oturamazsınız. 2, koltuğa oturduğunuzda mesela küçük bir test yapıyor olsak seninle. Gel lütfen, ayaklarını buraya koyarak otur.
bize. Otur bakalım. Okey. Şimdi yaslan arkana. Rahat mısın? Harika. Şimdi arabanın koltuğunu düşünün lütfen. Eğer arabanızın emniyet kemeri bizim Azra'nın saçlarına değiyorum, kusura bakma, izin alarak yapmak istiyorum. Birazcık kafanı şöyle yapalım. Şurasına, boynuna geliyorsa çocuğunuzu emniyetli şekilde seyahat ettirmiyorsunuz. Bir kere bunu bilmeniz gerekiyor. Çocuğunuza emniyet kemerinin değmesi gereken yer, Azra vücuduna değeceğim, müsaade eder misin bana? Omuzuna değmesi gerekiyor. Yani emniyet kemeri çocuğunuzun omuzuna değmediği sürece kullandığınız o teknoloji bedeninizi kesebilir. Çünkü emniyet kemerinin gücü 3,5 tonluk bir ağırlığı kaldırabilecek güçte imal ediliyor. Şimdi çocuğumuzun yaşı ve boyu kemer noktası boyuna gelirse bunu önlemek ve yönetmek pek mümkün değil. Azra, rahatsan bu koltuğu sana hediye edelim mi? Olur. Müsaade var mı efendim? Hediye ediyoruz. Azra'cığım, sana bunu törenle teslim ediyoruz. Bir yerinden de sen tut ve artık bu koltukla emniyetli ve kazasız günler diliyoruz sana. Peki, pusetimiz vardı burada. Bir adet puset var. Ben de şey gibiyim yalnız, bu gördüğünüz Beyoğlu Kapalı Çarşı'da satılan puset tadında başlayacağım biraz sonra. Keşke bana biri yardım etsin. Evet, bu yaşta bir sizin 4 yaş kurtarır mı? Tahmin ediyorum. Beraberce yardım edeyim ben size. 4 yaşlık bir koltuk. Önce bu basitçe anlatalım. Bunu arabaya bağlıyorsunuz emniyet kemerinde. Sonra çocuğunuzun koltuğunu kemeriyle beraber şu nokta, 3 nokta bağlayarak güvenli ve kazasız seyahatler yapabiliyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Satıyorum. Az kaldı. Bir pusetim var. Bu görmüş olduğunuz puset bebek mağazalarında şu kadar olmakla beraber sizlere hediye edilmek üzere buraya getirilmiştir. Çocuğunun yaşı ve boyu uygun olan varsa lütfen buyursunlar efendim. Bu sana olur mu? Gel dene. Harikasın. Gel. Peki bunu sana verirken yanıma gel lütfen. Kardeşinin nasıl kullanması gerektiğini de anlatalım. Bu yaşında, bu yaş seviyesinde bir çocuk koltuğu kullanıyorsanız arabanızın gittiği yönünün ters istikametine arabası bağlamak zorundasınız ki çocuğunuzun boynu zarar görmesin. Çünkü araba her fren yaptığında çocuğunuz kafasını öne eğeceği için böyle bir koltukla 2 yaşına kadar çocuklar arkasını dönük olarak koltuk olarak bağlanmak zorundadır. İsmin neydi? Canan. Peki Canan, buyur, sana hediye ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günlerde kullanın lütfen. Bizi dinlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kazasız günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bu bilgilendirici söyleşi ve hediyeler dolayısıyla çok teşekkürler sizlere.